Hadi Özışık, dava mı önemli yoksa kişiler mi? Kim? İsimsizler hareketi. DHKPC'li olanı değil ama uyarmasına rağmen Erdoğan'ın adıyla racon kesmeye devam edenler kimse onlar. Ya da Erdoğan'ın adını kullanıp beyefendi rahatsız diyerek etrafa korku salanlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fırsat buldukça AK Parti'de yapılacak değişimin sinyalini veriyor. Bir olalım, iri olalım, diri olalım. Erdoğan'ın söyledikleri yeteri kadar açık değilmiş gibi içine fitne fesat kaçmış kimi çevreler AK Parti'yi parçalamak için olağanüstü bir gayret sarf ediyor. Her biri kendince, kişilere göre siyaset üretiyor. Kimimiz soylucu, kimimiz beratçı, kimimiz bilmem kimci oluyoruz. Beni geçtim. AK Parti hareketi için ölümüne kendini ortaya koyan Süleyman Özışık Abdurrahman Uzun ve Cem Küçük soylucu oluyor mesela. Soylucu oldukları için her birinin üzerinde kalınca kırmızı bir çizgi var. Kim? İsimsizler hareketi. DHKPC'li olanı değil ama uyarmasına rağmen Erdoğan'ın adıyla racon kesmeye devam edenler kimse onlar. Ya da Erdoğan'ın adını kullanıp beyefendi rahatsız diyerek etrafa korku salanlar. Bunlar dava adamı oluyor, bizse şucu bucu. Allah kabul etmesin. Kapının dışına itilmen, daha da önemlisi hepten yok olman için şahit olduğun bir yanlışı haykırman yeterli. Susacaksın. Aksi halde yok olmaya mahkumsun. Bu yazıyı okuduktan sonra bana hala diş bileyenlere buradan açık çağrı yapıyorum. Ben ne şucuyum ne de bucu. Benim için kişiler önemli değil. İnandığım bir davam var ve size rağmen davama ettiğim sadakat yeminimi bozmayacağım. Allah'a and olsun ki küstürdüklerinizden olmayacağım. Bu can bu bedende durdukça tüm kahpeliklere rağmen dava bellediğim bu yolda yürümeye devam edeceğim. Ne davamı satarım ne de dostumu. Çünkü inandığım davaya hizmet eden kim varsa benim için dosttur, düşman değil. İyi Parti'de neler oluyor? Murat İde, İyi Parti'de olup bitenlerle ilgili konuşmamızı, yazmamızı yadırgamış. Ekonominin kötü gidişatı orta yerde dururken İyi Parti'yi konuşmanın ne alemi varmış. Televizyon ekranlarında CHP yanlışı olan arkadaşlardan sıkça duyduklarımızı tekrarlamış Murat. Bir ara CHP'yi konuştuğumuzda İsmail Saymaz itiraz etmiş. Hep CHP, hep CHP. Televizyonda konuşacağınız konular bir gün önce belirleniyor. İyi Parti gündemde ise konuşmamak olmaz ya da CHP. İsmail'in itirazına senin düğünü konuşalım o zaman demiştim. Televizyona, televizyon programlarına aşina olan Murat'a ne demeliyim bilmiyorum. İyi Parti'de bir sorun var sevgili Murat. Her gün yeni bir demeç bomba patlıyor. İyi Parti'de sorun yaşayan isimler tarafından. Ne yapalım yani? Görmeyelim mi? Konuşmayalım mı? Azerbaycan'da ne işimiz var? CHP'li Ünal Çeviköz'den böyle bir açıklama bekliyordum. Ama bu sefer öyle yapmadı. Maalesef dedikten sonra Türkiye'nin Azerbaycan'a silah yardımı yaptığını söyleyip cihatçıları da bu işin içine kattı. Cihatçı dediği Suriye Milli Ordusu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun terörist dediği Suriye Milli Ordusu. Benim bir şey söylememe gerek kalmadı. Fikri Akyüz taşı gediğine koymuş. Belgesiz konuşmak iftiradır. İftira değilse itiraftır. Neyin itirafıdır? Ayrıntıyı yazmıyorum. Zira lafın fazlası aptal anlatılır. Nokta.